Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saha Expo 2022'de tanıtılan Gürba HYDROgids akıllı savunma sistemi, karadan gelebilecek tehditlere karşı savunmada bütünleşik, sürdürülebilir ve eşgüdümlü bir anlayış sunuyor. Bütünleşik yapısı bazında incelendiğinde HYDROgids imha'nın yanında iletişim ve çok spektrumlu tespit kabiliyetlerini bulundurmaktadır. Sistem bileşenlerine şu şekilde ayrılabilir, 5 ila 50 kilogram ağırlığındaki kamikaze İHA'lar ve benzeri hassas güdümlü mühimmatlarla kullanılabilen hidrojen İT kili fırlatma sistemi. Diğer unsurlarla veri paylaşımı ve iletişim için haberleşme sistemi, elektrooptik sistemi, milimetre dalga boyu radarı. Hidrojen İT kili fırlatma sistemi, HYDRO gidzi öne çıkaran bileşeni olarak da ele alınabilir. Klasik fırlatma sistemleri detonasyon prensibi ile çalışmaları sebebiyle sadece tek atımlıktır veya yeniden kullanım için zahmetli bakım süreçlerine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca fırlatmadaki detonasyon mühimmat ve dolayısıyla angajman başarısı için ısı ve şoktan dolayı bazı riskleri de barındırmaktadır. Bu sorunlar için potansiyel bir çözüm olan hidrojen IT ekili fırlatma sistemi, kullanıcıya hızlı yeniden dolum ve düşük kullanım maliyeti gibi avantajlar sağlıyor. Ukrayna savaşında da gözlemlendiği üzere hızlı yeniden dolum ve düşük bakım ihtiyacı yüksek yoğunluklu çatışma ortamları için öne çıkan bir ihtiyaçtır. Esnek tasarımı sayesinde hidrojen IT fırlatma sistemi farklı boyutlardaki mühimmatlar için de konfigüre edilebiliyor. Gürbağ savunma, bu yöndeki çalışmalarına devam etmektedir. Tespit için elektrooptik sistemi ve milimetre dalga boyu radar kullanan HYDROGIS hedefleri görsel olarak teşhis ederken görüşün azaldığı hava koşullarında veya optik sistemlerin menzilinin dışındaki tehditleri milimetre dalga boyu dalga boyu radarı sayesinde tespit ve takip edebiliyor. Haberleşme sistemi ise sensörlerden gelen verilerin anlık olarak civardaki sistemler ve komuta kontrol unsurlarıyla paylaşımını sağlıyor. Aşağıda Defense Türk tarafından HYDR o gidsin hedef tipleri ve kullanım biçimi üzerinden oluşturulmuş konsept çalışması yer almaktadır. HYDR o giz, römorka monteli veya gerektiğinde taşıma kapasitesi uygun araçlar üzerinde asimetrik tehditler ile askeri unsurlara karşı kullanılabilir. Kullanım senaryoları tehdit ortamı ve konfigürasyonlar bazında sınır güvenliği ve simetrik harp olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. 21. yüzyılda birçok ülke önceki yıllara nazaran artan terör, kaçakçılık faaliyetleri ve savaşlar sebebiyle sınır güvenliğine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu konuda çözüm arayışında olan ülkeler çoğunlukla Orta Doğu ve Güney Amerika bölgelerinde yer almaktadır. Sınır güvenliği senaryosunda daha düşük korumaya sahip asimetrik tehditlerin olması, savunan tarafın çoğunlukla sabit bir konumda olması ve yüksek adetlerde kullanım ihtiyacı sebebiyle çekili konfigürasyonun ağırlıklı olması beklenebilir. H.Y.D.R.O.Gids, hem kendi sahip olduğu ve diğer unsurlarla paylaştığı tespit takip yetenekleri hem de üzerindeki kamikaze ihaların alternatif olarak sağlayabileceği keşif ve gözetleme desteğiyle tespit takip konusunda önemli bir avantaj sağlayabilir. Askeri hedeflere karşı savunmanın ön planda olduğu simetrik harp senaryosunda ise daha yüksek korumaya ve değere sahip tehditler, yüksek mobilite ve uzun menzilli angajman ihtiyacı öne çıkmaktadır. Bu noktada daha ağır bir harp başlığına ve uzun erime sahip alpagut ve araç üzerine entegre konfigürasyon ön plandadır. Mobil konfigürasyon üst savunmasının yanında artan koruma seviyesi ve yüksek mobilitesi sayesinde sürekli hareket halindeki birliklerin de savunmasında yer alabilir. İmha yönü dışında bulundurduğu gimballi elektrooptik sistemi sayesinde Alpagut İHA, tehlikeli bölgelerden geçiş esnasında keşif ve gözetleme için de kullanılabilir. Farklı senaryolarda kullanılabilen -O giz sahada sağlayabileceği faydaların yanında ihracat açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ilk sinyalleri Defense Turk'ün medya partnerleri arasında olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen IDEX 2023'te Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerin, Gürbağ'ın geliştirdiği hidrojen fırlatma sistemine gösterdiği ilgi ile belirmeye başlamıştır.